12 Nisan, çarşamba sabahı karşınızdayız. Herkese iyi günler, esnafımıza hayırlı işler dileklerimizle. 31 gün var seçime. İşte bugünün gündemi 5-6 sayfa, küçük not kağıtları. Evet. Sonra Uçak ne yapıyor acaba? İyiyiz. Yayını Sen... mı paylaşacaksın? Paylaş e, paylaşamadım. Bütün. Ben biraz daha konuşayım. Konu başlıklarımız. Tamam. Ee, şey yaparken... CHP adayları yalnız mı? CHP'nin milletvekili adayları açıklandı. 9'unda açıklandı. Bugün ayın 12'si. Böyle bir yan yana gelememe, bir keyifsiz bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi'nde ona bakacağız. Ee, özellikle de İbrahim Arslan, Abdülkadir Adar. Evet. Çünkü seçilebilecek yerde ya da seçilme şansı olabilen. Ee, hadi hadi özellikle de İbrahim Arslan noktasından olaya bakmak istiyorum. Biraz İbrahim Arslan yalnız mı diye soracağım az sonra. Fatih Dönmez geliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. AK Parti'nin birinci sırası Fatih Dönmez geliyor. MHP sahaya indi. Seyit Gazi ve Kırka'daydı. İyi Parti'de iftar var. İyi Parti'de e, ona da birazdan bakalım o zaman. İlk konumuz gelsin. Evet. CHP'li adaylar yalnız mı? Yalnızlık. Allah'a mahsus. <laughs> Allah'a mahsus. Hayır. Şimdi yalnızlık psikolojik bir şey biliyorsun. Yani tek başına mı bir tercih? Tek başına olmak bir tercih olabilir ama yalnızlık bir psikolojik e, orta. E, öyle baktığımız zaman... E, bu psikolojik ortamı yaratan nedenleri var CHP'nin. Yani insan vekillerin kendilerini yalnız hissetmesi için e, ciddi nedenleri var. Bu CHP'nin e, evveliyattan gelen kavga şu anda vekilleri belki biraz daha temkinli olmaya çünkü nereye yaklaştılar diğer tarafın tepkisini alır mıyız e, duygusuna sevk edebilir. E, ama biz dün neredeydik dün akşam? Dün akşam Yılmaz Hoca iftar vermişti. İftar verdi. Şimdi İftardan önce Yılmaz Hoca'ya sordum işte nereye gittin falan, bu seçim çalışmaları. O seçim çalışması olarak söylemedi. Bir cümle ya. gireyim bari. He. Sen seçim çalışması Yılmaz Hoca'ya sordun. Sivrisar'daydı, hmm. oradan notlar var. Hmm. Ee, Utku Çakır Özer, Jali Nursulli, Abdülkadir Adar. Hadi üç tane aday adayı diyelim. Hmm. Diğer üçü yine yoktu. Davetli mi değil, başka bir yerde mi onlara bakacağız. Şimdi... Önce şeyi bakalım. Yılmaz Hoca alana inmiş değilim yani. Sivrihisar'dan Sivrisar'da indi. Çok ciddi bir şekilde de e, kalabalığa konuşmuş anladığım kadarıyla. Sivrihisar bu arada moraliydi. MHP birinci sıra Sivrihisarlı. Ee, MHP oradan biraz yürüyecek gibi. Hoca önceden planlanmış bir programdır MHP ama. MHP'nin yürüyeceği çok daha güzel bir alan var. MHP ben MHP'nin de böyle iştahının kabardığı bir alan var. O alanı yakalayabilirse MHP daha başka yollardan da yürür. CHP'yi kapattıktan sonra onunla ilgili şeyler de söyleyeceğim. AK Parti listesinin Evet, ben evet, evet, Çok ciddi bir alan. Oraya Büyük Birlik Partisi bile göz dikmiş şu vaziyette şu anda o alana. Hani Cumhur İttifakı kendi içerisinde bir e, o alanı haklılar. yokluyorlar. Evet haklılar. Ya yani burada şöyle biraz açalım. Çok kapalı olmasın. Kapalı kapılar ardında olmasın. AK Parti'nin listesi birinci sırada Enerji Bakanı, ikinci sırada Eski Bakan Ayşen Gürcan, üçüncü sırada da Ali Demirel. Üçünün de işte tırnak içerisinde hadi diyelim ki Eskişehir'le olmaması ya da Eskişehir'le uyumlu teşkilatla çok uyumlu olmaması nedeniyle bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. E, Cumhur İttifakı'nın diğer partileri de bundan biraz bir şeyler koparmaya çalışıyor. Şimdi e, ne yaptık? O, işte, kaç aday, üç aday e, dört aday yoktu e, aday her şeyde. Yemekli, iftarda. E, İbrahim Arslan başka bir mahallede iftardaydı. Diğer iki adayı da, üç adayı da zaten göremiyoruz ortalıkta değil mi? E, Hı. E, İpekçelik. Bu... Aslında orada olmaları lazım. Çünkü basınla bir şey... Ee, hocanın buluşması e, daha nasıl bir fırsat olabilir, değil mi? Kendini anlatmak için... Ya bir de mesela bazı şeylerde hani davet yok bilmem ne yoktan ziyade gitmem gerek. Yani örnek veriyorum, hmm. veriyorum mesela. Gazeteciler bir etkinlik yapacak, Sen, e, gazeteci hakkı veya gazeteci çıkarlarıyla ilgili bir etkinlik yapacak. Sen davet gelmedi ben gitmem der misin? Burada öyle olmuş olabilir mi? Hmm. Ya bilmiyorum. Hani gitti mi gitmedim. Sormadık da orada. Niye sormadıysa bilmiyorum. Ee, ama ben olsam e, böyle zamanlar hem partinin bütünlüğünü göstermek açısından hem de kendi siyasi e, donanımını art arttırmak açısından ciddi ortamlardır. Bu yüzden buralara gidilmesi gidilmesi fırsat. gerekir. Fırsat kullanılıyor. Yani CHP'li adaylarda ya herkes yerlerinde de var. Herkes, be. herkes. Yani bu insanın işte konfor olanı. Herkes fırsat benim ayağıma gelsin. Ben ondan sonra o fırsatı yakalayayım. Hı hı. E, minvalinde hareket ediyor ama. Ben de bir iki bir şey söyleyeyim. Bitti e, mi? Sadece şunu söyleyeyim. İbrahim Arslan başka bir yerde iftar programındaydı Kazım Kurt'la beraber. E, CHP'nin e, bu performansı yetmeyeceği Ayşikar. Hani üçü zorlayacak. Hatta dünkü şeyde Abdülkadir Adar'ın olması e, biraz sen yani, bir teorim var. Hani dördü zorlar mı acaba diye. Dündar Ünlü benzetmesi yapmıştın. Hı hı. Ona da acaba göz kırpar mı? Ama bu performans da zor tabii. Evet. Ben CHP'li adayların yalnız olduğunu düşünüyorum. Açıklandıktan sonra bu 2-3 günlük süreçteki gözlemim bu. Özellikle de il başkanlığı, il yönetimi, il örgütü tarafından adayların yalnız bırakıldığını, adayların altısı daha bir araya gelmedi. Bence il başkanlığı daha yalnız ama o ortamda öyle bir şey var yani. <laughs> O da olabilir. O da mantıklı. Ee, o zaman il başkanı, Onu da yarın konuşalım. Önce il başkanlığı. Bir... Ama onu çok konuştuk ya. Ya şöyle. il başkanlığı olmuyor. Yani bir şey eksik kalıyor. Yani Recep Taşel özünde iyi bir Sonra, adam. Sonra uçak. Seçimi 31 gün var. Yani biz neyi konuşuyoruz? Türkiye'nin Türkiye en önemli seçimi olduğunu, en kritik seçimi olduğunu artık sadece bizler değil, bütün dünya basını yazıp çizdi. Türkiye en kritik seçimine gidiyor. Konya'da bir araştırma yapmış ki dış basından biri. Mesela AK Parti kitlesinde ciddi bir çözülme var. Ama bu çözülen kitle hala muhalefete yanaşma konusunda temkinli. Yani çok ciddi bir çözülme var. Konya'dan bahsediyoruz. Hmm. Ya bu tabii ekonomi ilk defa AK Parti iktidarı ekonomiyle sınanıyor. Ama şimdi biz bakalım CHP adaylarına bir araya gelemeyen, bir enerji, bir sinerji yaratamayan. Bak şimdi İyi Parti'nin adaylarına bak. Ak Parti'nin adaylarına da bak, Dün hepsi bir hızlı trene bindiler, Ankara'ya gittiler. Az sonra konuşacağız. Bakan onları garda karşıladı, aldı Bakanlığa götürdü, e, Spor Salonuna gö gidildi. Hep bir birliktelik var. İyi partiye bak, yani Melih Aydınla Nebi Hatipoğlu neredeyse yapışık ikizler gibi oldu. Yani ayrılmıyorlar neredeyse. Hep birlikte. Yer şey adaylar da öyle. Melih Aydın büyüyünce Nebi Hatipoğlu olacak diye. <laughs> kendisi demiş, otobüste kendisi demiş. E şimdi bak, böyle bir durumda CHP'nin bu görüntüsü çok daha sırıtıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin adayları, yalnızlık bir il yönetiminden kaynaklı. İki, e, evet Yılmaz Hoca, işte dün Sivrisar'da bir program e, gübre, e, sıvı, sıvı gübre, gübre dağıtımı, dağıtımı nedeniyle bir, bir program. E, hoca zaten böyle çok hani böyle sahaya inip falan böyle yani partisel çalışmalarda çok olacak bir insan da değil. E, çok kibar bir şekilde verir mesajlarını. Ama o da alana çıkması CHP için büyük avantaj sağlar. Sonra Ahmet Ataç. Sen yazdın sürekli sahada. Yalnızlığın bir diğer kısmı da Kazım Kurt. En büyük CHP'li Kazım Kurt nerede? En partili CHP'li en 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 Kazım Kurt nerede? Adayları tebrik etmedi. Bir tweet'i yok. Bir başarılar yok. Bir elinden tutma yok. Şimdi sen söyledin ee, haberimiz oldu. Demek ki 2-3 gündür o da yoktu. İbrahim Arslan. Senin meclis üyen ya. İbrahim Arslan meclis üyesi. Yol arkadaşlığı yaptın. Belki de bugün o koltuktaysan İbrahim Arslan'a borçlu olabilir misin acaba? O koltuğu. Kazım Kurt açısından e, söylüyorum. Bunlar olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını bu yüzden yalnız buluyorum. Eskişehir gibi bir yerde. E, İyi Parti, bak şimdi açıklama geldi. E, Melih Aydın'ın dün akşam iftarda yaptığı konuşma. Ya İyi Parti abi biz bir ay önce ne konuşuyorduk ya? Buradan bir milletvekili çıkarır mı İyi Parti? Hele S de o ittifak masayı. Senin 0,8. <laughs> 0,8 diye yazı yazdık. Yani sonra Nebi Atiboğlu ile tamam olabilir falan. Şimdi ya ikiye mi gidiyor, iki çıkar mı falan gibi. iki iki iki, iki her yerde konuşuluyor. Geçtik mi başka İyi Parti? Yok daha geçmedik. CHP'nin adayları bana kalırsa yalnız. Şimdi geçelim. Önce İyi Parti bekleyecek. Ee, AK Parti'ye gidiyoruz. AK Parti'de neler oluyor? AK Parti cephesinde bir numaralı gündem elbette Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Bugün geliyor. Hemen programı önümüzde bakalım. 12 Nisan Çarşamba günü Eskişehir'de olacak. Programın detayları. Saat 3'te AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Fatih Dönmez'in ilk durağı partisinin İl başkanlığı Süleyman Reyhan'ı ziyaret edecek. Ardından da iftar var. O iftarın yerini sormuştuk. Ee, Enerji Bakanı'nın basın ekibinden Yusuf Bey de evet cevaplamış. Şehri Derya e, aday tanıtım ve teşkilat iftar programı içinde Şehri Derya'da olacak AK Partililer bugün. E, Fatih Dönmez'in şey, Twitter hesabı çok aktif kullanılıyor. Bakın e, Eskişehir'e hizmet bize şereftir. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Şehrimize hizmet için kolları sıvadık. 28. dönem milletvekili listemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsunla başladı. bu. E, fotoğraflar vardı Rahmi onları verebilirsin. Dün aday adayları AK Parti'nin Ankara'ya gittiler. Bir seçim beyannamesi açıklandı ve aday tanıtım toplantısı yapıldı. İşte orada hızlı trenle, selfilerle böyle e, şen şakrak görüntülerle Pınar Turhanoğlu, Hakan Çizmelioğlu, e, Ali Demirel gibi isimler gittiler. Süleyman Reyhan il başkanları tabii ki başlarında Ankara'ya gittiler. Onları garda Enerji Bakanı Fatih Dönmez karşıladı ve bu fotoğraflar çıktı. Bu fotoğraflar yansıdı karelere. Şimdi de bugün buraya geliyor. Ne diyorsun bakana? <laughs> Şimdi tabii meclise göndereceğimiz insanları Eskişehir'de ağırlamak bizler için <laughs> şeref. Asıl bu şeref bize ait. <laughs> evet. E, kara, i̇şin kara bittiği burada herhalde. Biz hala e, sayın bakanın... Eskişehir vekili olduğunu AK Parti'ye anlatamadık. AK Parti bunu kendisine nasıl anlatacak bilmiyorum. Yani e, diyorum ya normalde biz buradan bir kişiyi seçip bizi temsil için Ankara'ya gönderecektik. Hı hı. Ankara'dan geldi diye AK Parti alkışlıyor. E, bu e, bak AK Parti seçim mühendisliğini Eskişehir'de hep kötü yaptı da bu kadar kötü bir mühendislik ilk defa Denk geliyoruz. Yani e, umut ediyorum AK Parti açısından e, bu 2000, e, şey işte 14 Mayıs seçimlerinde bir yıkım olmaz ama bu gitgide oraya doğru gidiyor. Çünkü hala o kapıdan çıkmış değiller. Diğer hala iyi değil. bir seçim mühendisliği yaptıklarını düşünüp e, bunun üzerinden gidiyorlar. Yani onu telafi etmek için de yani işte şuradan destek koyalım böyle şuradan en azından vekil gelsin buranın adamıymış gibi görünsün değil. Hala dışarıdan bir adam geldiğini gözümüze inatla sokuyorlar de bir şey var. Hani bir seçim stratejisi, sloganlar falan. Bunlar da kolay işler değil. E onlar da bir sıkıntı. Mesela bir son birkaç gündür bir afiş, e, bir reklam çalışması görüyorum. Asgari ücrette rekor artış, yüzde %95'lik artış, rekor artış. Ya insanlar şunu sormaz mı? Niye bu kadar arttı acaba? Ya ben ha, asgari, asgari ücret de artmasın diye bak dışarıda şeyde bizim o abi var ya orada çay içiyordum. Adam geçiyor asgari ücretli bana. Ya kardeşim asgari ücrete zam yapmasınlar diyor. Adam <laughs> pişman çünkü ne kadar zam yaparsan yapsın peynirin fiyatına yetişemiyor. Alım gücünü artır. Bir de hani bir %95 zam yaptıysan orada çok ciddi sıkıntı var. Ya AK Parti hükümetin ender, hükümetinin ender başarılarından birisidir bence. Askeri ücrete zam yapmaya, yapmayın diyen bağıran askeri ücretliler var şu anda. Ama öyle demek zorunda kaldık. Çünkü o bir alım gücü meydana evet. getirmediği için enflasyonu körüklediği için daha e, sıkıntılı hale geldik. Böyle bir iletişim kazaları. Şimdi bakalım ne dedi? Ama bakan? hak veriyorsun değil mi? Yani dışarıdan işte. Seçip gönderdiler. <laughs> Seçip gönderdiler. Eskişehir il ve ilçe teşkilat üyelerimizi Ankara tren garında karşıladık. Eskişehir'in dinamizmini, enerjisini ve canlılığını Ankara'ya taşıdılar. Zafere inanmış milyonlarca yürekli 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Eskişehir için hazırız. Bakalım bakan buraya ne taşıyacak? Bir Eskişehir vurgusu var sürekli. Bu... Açıklamanın sonunda da böyle bir 26 rakamları yan yana getirildi. Eskişehir Hizmet bize şereftir dedi. AK Parti'de durum böyle. Başka AK Parti'den notumuz var mı? Yok. İkinci sırada Ayşen Gürcan, eski bakan. Dün at, at, verdik mi onu bilmiyorum. Hadi verelim bir cümle. Birleştirici ulaşılabilir. İlk deme, demeçlerinden birisi bu. Ayşen Gürcan. Burada mı o şu anda? Evet şu an yani şu anda burada bilmiyorum da işte polis noktasını ziyaret etmişti ya Kütahya yolundaki Süleyman Reyhan'ı ziyaret etti. Birleştirici olacağım, ulaşılabilir olacağım. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği sessiz devrimlerin ve hizmetlerin Eskişehir'deki temsilcisi olacağım dedi. Ben sessiz bir devrim hatırlamıyorum ya. Bütün televizyon kanallarında devrimler günaylar <laughs> 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 duyuruldu yani. Evet, nereye bakıyoruz Rahmi hocam? Rahmi hocam. MHP'ye bakalım. MHP'ye bakalım. Evet. Konuşayım ilk sözü ben alayım mı buradan? Al. MHP'de iftar vardı. Buyur bakalım. MHP bir vekil için yollarda. Şimdi MHP Sivrihisar'da bir adayı koydu birinci sıraya değil mi? Bülent Naşoğlu. Evet. Ama Milliyetçi Hareket Partisi açısından bence en iyi alan, yani AK Parti'nin vekil adaylarından kaynaklı olarak temas edemeyeceği, muhtemelen temas edemeyeceği e, tabana ulaşması olacak. Çünkü hani AK Parti'den kopup direkt CHP'ye gelmesi zor bir ihtimal. Ama AK Parti'den koptuğu zaman ilk adres bence Milliyetçi Hareket Partisi, hı hı. ikinci adres de Büyük Birlik Partisi olacaktır. Hı hı. E, ve bu kopuşun bence hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi farkında. Hı hı. Çok ciddi söylüyorum. E, eğer her iki baka e, ve üçüncü sıradaki Ali Bey Bey'in bu lazım olan performansı, iştenliği, samimiyeti gösterememeleri halinde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ciddi bir oy arttırma şansı var bana kalırsa. MHP'de ilk cümlem şu olsun. Bugün itibariyle, 12 Mayıs itibariyle yani en az bir 15-20 kişiyle bu konuyu görüşmüşümdür. Ya yani MHP milletvekili çıkarabilir mi Eskişehir'den? Çünkü bunun biraz zor olduğu, bunun biraz tehlikeye girdiği söyleniyor. Fakat her e, benim görüştüklerimin ortak kanatı da şu. Abi ölüsü yeter. 60 bin oyu var şu anda değil mi Hı -hı. cepte? MHP'nin ölüsü yeter. Burada bir milletvekilini MHP'ye yazabiliriz dediler. Bunu da göreceğiz tabii. Yani onlardaki de tahmin. Bizimki de tahmin. Şimdi neredelerdi? Bakalım. Ee, MHP il başkanı İsmail Can Demir, milletvekili adayları Seyit Gazi'ye gittiler. Ardından Kırka'da esnafla ve vatandaşla buluştular. Bir de işte bu zafer'e hazırız şey. Seçime hazırız pozu. Zafer'e hazırız. Allah mı söyletti acaba? <laughs> MHP zafer'e de gidebilir. Buradan bir vekil MHP için zafer <gülüyor> sayılır. <gülüyor> sayılır Bir fotoğrafımız hatta iki fotoğrafımız daha var. Az sonra burası Seyit Gazi'ye Gazi de Kırka. Seyit Gazi'ye kahvelerine İşte anlayamıyoruz. Buradan bakınca anlamam evet. lazım bu fotoğrafa Seyit Gazi mi Kırka mı burası? Başka fotoğraf var mı Ahmet? Ha, bak, 20 yıldır şey, gazeteciyiz. Ma Maşaoğlu orada. ortadaki değil mi bu arada? Evet. E, Leman Hanım'ı görüyoruz. E, Doçent Doktor Muhammed Bahadır Ayas var. MHP'nin adayları orada. Oğuzhan Ünal var. Avukat onu gördüm. Şimdi bir fotoğraf daha var. O fotoğrafın sahibi de birinci sıra. Bülent Maşaoğlu şöyle bir notla paylaştı o fotoğrafı. Eskişehirspor Spor atkısıyla. Ya Allah bismillah. Hamdolsun. Eskişehirliyiz. Eskişehir sporluyuz. Sivirhisar'da dünyaya geldik. Ruhumuzda büyüttük Eskişehir ve Eskişehir spor sevdamızı. Şimdi hizmet zamanı dedik ve sizlerle birlikte kutlu bir yola düştük. Allah yar ve yardımcımız olsun dedi. Bu fotoğrafı verdin mi Rahmi? Verdim işte şimdi. Rahmi hocam onu göreyim ben. Evet işte bu, bu pozla bunları söyledi MHP'nin birinci sıra adayı Bülent Maşoğlu. Geçiyoruz İyi Parti'ye. İyi Parti'de e, bir tık bir düştü İyi Parti. Evet. E, Adaylar belli oldu. O temayüller aday adaylar o şaşa o gösteriş zirveyi mi gördü acaba bilemiyorum. En son Ankara'dan hep birlikte gelme meşaleler elde falan partiye geldik. Ondan sonra yani bir yorgunluk da olabilir tabii de. Fakat gün akşam iftardalardı. Çok hızlı yükselip hızlı düşme olasılığı da var yani. Argı olarak öyle en azından. Çok hızlı yükseldi. Ama şu anda bir Düşme vaziyetine bile girdi şu anda. 3-4 gündür bir, göremiyoruz. 3-4 gündür etkinlik yapıyorlar. Neredeyse kamuoyunun hiç dikkatini çekmedi diyebilir miyiz? Hı hı. Ee, şöyle bir şey var oranın e, lokomotifi bence Melih Aydın'dı. Hı hı. Yani işte daha önceden başlattığı genç enerjik e, sempatik aldı götürdü belli bir yere kadar algıyı. Ama sonradan bir e, durağan, e, durağanlaştı. Bir de en büyük tehlike şu bak. E, İYİ Parti tabanı öyle ya da böyle olsun ideolojik bir taban. Hı, hı. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin küskünleri işte merkez sağda olup kendini var etmeye çalışan tekrar o ideolojik sahiplerle hareket edip o ideoloji iktidara getirmeye çalışan bir tabanı var İyi Parti'nin. İyi Parti e, para siyaset ilişkisini e, doğru anlatamaz ise, doğru konumlandıramaz ise bu bakın Spor o sandık diyorsun. çok farklı bir şeydir. Yani alkışlarla gidilip oy verilmeden çıkılabilir o sandık çok hani baş başa kaldığım vicdanınla, düşüncenle, duygunla, şehrinle baş başa kaldığım bir yer. O yüzden çok alkışlarla gidip o oradan oy vermeden çıkabilecek insanlar vardır İyi Parti için. De İyi Parti'nin e, tamam iftarlar, güzel etkinlikler güzel ama ikna mekanizmasını da en azından taban için ikna bak. Bugün Mehmet Ektaş bir yazı yazmış. Ben Facebook'unda gördüm. Hmm. Hani işte siyasetle ilgilenmesi için insanın boş zamanı olması lazım. Ama bu boş zaman normal kapitalist e, düzende çiftçiye, memura, işçiye verilmediği için e, siyaset zenginlerin uğraşı alanı olarak kalıyor demiş. Şimdi bu İyi Parti'de bu sözlerin bir karşılığı var bir kere. Bunu belirtelim. Yani bu söz sadece ideolojik bütün partilerde bu sözlerin bir karşılığı var. Ben bu ideoloji için daha fazla emek harcadım. Bu kim? Soru işareti olur İyi Parti'de. İyi Parti'nin bu yüzden ikna mekanizmasını yani sadece alkışlara, kalabalığa bakarak değil. Bakın o sandığa gittiğiniz zaman e, çok başka bir ruh haline gidiyor, giriyorsunuz. Örnek vereyim mesela işte e, AK Partili olup memleketin gidişatından memnun olmayan bir adam AK Parti'yi alkışlamak zorundadır. Ama oraya gittiği zaman bağrına taş basarak belki Kemal Kılıçdaroğlu'na verir. Yani memleket böyle çok da e, alkışlara o ve bölmeye, kalabalığa değil. O paravan şey değil. bölmeye girdiğimiz zaman baş başa kalıyoruz. Evet. Doğru artık. Ama bu tehlikesi varak. E, İyi Parti'nin Parti bu tehlikeye e, dikkat çektiği evet. Sonlar uçak. Teşekkürler. Reyna Premium Hotel. E, aynı zamanda e, A, İyi Parti'nin adayı olan 5. sıra. Yanlış mı? Hakan Kaymak. Hakan. Evet. Ka Hakan o bir bir Kaymak. yükseliyor bak. İbrahim Sayını da seçimlere kadar kendini biraz daha yukarılar atacak. Burada bir iftar verdi. İyi Parti aday tanıtım toplantısı adaylarla bir araya geldi. Katılamadık çünkü e, Yılmaz Büyükerşen iftarıyla çakışmıştı. Pek çok gazeteci arkadaşımız da buradaydı. Burada da bir organizasyon sıkıntısından bahsedilebilir. Yılmaz Büyükerşen iftar verdiği bir akşam İyi Parti'nin aday tanıtım toplantısı yapması bir e, yol kazası. Diyelim bir şey daha söyleyeyim mi? İyi Parti ile ilgili. Mesela orada teşkilatın yani teşkilattan gelen isim Özlem Ayrancı değil mi? Hı hı. Mesela Özlem Ayrancı bana kalırsa hani o teşkilattan gelmenin avantajını da kullanıp da aslında biraz hani ben buradan giderim veya ben burada kalayım dan ziyade biraz daha o motora, o yürüyen şeye destek atması lazım. Çok sönük kaldı gibi geliyor bana biraz biraz da araya sıkıştı. Yani oradan tabii Nebi Hatipoğlu gibi, e, Melih Hayden gibi şimdi bu tarz güçlü ve isimlerin arasında sıyrılmak da kolay değil. Bakalım. Şimdi ya iyi yani İYİ Parti da gerek yok ama o meşruluğu o listenin meşruluğunu sağlayacak kişi o zaman ayrancıdır. Gibi gibi. iyi İyi Parti kırsala gidiyor. Bununla bitirelim. İyi Parti kırsal ilçelerde iftar verecek büyük iftarlar verecek. 500-750 kişilik iftarlar verecek. Bu sürecin de bayrama kadar, Ramazan sonuna kadar devam edeceği sürüyor. İyi Parti'den böyle şey ne deniyor? Turan taktiği mi? Çevreden böyle merkezden alıp sonra şehre getirmek. tak diyor aslında He? çevreden. Yani devrim <laughs> çevrede başlar merkeze gelir ya. Ma, köylerde. İyi Parti'de Kırslağlı. olmaz da bu. Biz yine Turan taktiği diyoruz. <laughs> <laughs> evet. E, Melih Aydın da diyor ki e, inanıyorum ki Bugüne kadar çok başarılı olduk. Eskişehir'de çok büyük ses getirdik. Beraber çok şey başardık. Bizleri birinci parti olarak çıkaracak bu partilerimiz ve Eskişehir seçmeni diyor. Teşekkür ediyor. Ee, az laf çok iş diyerek yarından itibaren omuz omuza kol kola kaldığımız yerden devam edelim diyor. Dün akşam yaptığı iftardaki aday tanıtım toplantısında. Bu az laf çok iş yalnız. Nabi Hoca'nın sloganıydı ve tutmadı ee, Melih Aydın. Sen bilirsin yine <laughs> de. Başka Buna çok problem. yüklenme çünkü biraz da konuşmak, anlatmak gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Bitirdik mi? Bitiriyoruz. Yarın tekrar görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.